Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şu alar 268'de hatırladığım kadarıyla böyle bir cümle var. Diyor ki, her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Her bir ayetin mutadit manası var. Her bir manada küllidir. Her asırda efradı bulunur. Şimdi bu kanuna göre, şimdi zahirde, vitrinde olmayacak şeyler takdim ediliyor Kur'an'da, ayet. Nedir o? Musa Aleyhisselam'ın kıssası. Musa Aleyhisselam'ın kıssası, uzun bir parçasını, iki tane parçasını söyleyeyim. Sonra Talut, Calut meselesine gireceğim. Talut ve Calut. Musa Aleyhisselam, Firavun'un malum sarayında büyüdü. Bunun söylenmesine göre, söylendiğine göre, bunun her asırda bir efradı olması lazım. Bu asırda da bir Musa olması lazım, Firavun'un sarayında büyümesi lazım. Bir Firavun olacak, onun sarayında büyüyor. Sonra millet onu, Firavun'un, o Beni İsrail kavmi, o sarayda, efendim şimdi diyeceğiz. Ben rahatsız ediyor muyum sizi? Yok etmiyorsun, evet. Otur. Etmiyorsun. Ben senin tedirgin duruşundan. Ben sizi şey yapıyorum. Hayır, hayır. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın, Firavun'un kavmin içinde esir olan, yani köle olan Beni İsrail kavmi var. Musa bunlardan olduğu için onu kurtarıcı olarak görüyorlardı. Kurtarıcı görüyorlardı. Sonra malum hadise 40 yıl. Neyse uzun. O bek. Bir şey söyleyeyim abi. Bunu bilen bir tek annesiydi değil mi? Hazreti Musa'nın Hazreti Musa olduğunu bilen annesiydi. Evet. Peki annesi biliyor muydu onun tahtını, sarayını başına geçirecek adam olduğunu, yoksa çocuğunu mu korudu sadece? Hayır. Çocuğunu korumadı o. Bu bir peygamberin annesi o kadar sıradan bir duygu sahibi değil. Yani böyle sarayı geçireceğini bilemiyorum ama ayette ilham ettik ona diyorum. İlham ettik ha. Yani bu İlham etti, koy dedi. Yani ilhamı onu devirecek değil. Sepete koy dedi. Sepete koy. Bunun amcasının çocuğu, Musa Aleyhisselam amcasının çocuğu da Karun, o da kendi kafasını kullanarak, o kadın, amcasının Karun'un annesi, onu da sepete koydu, mağaraya koydu. Mağara. Karun'u koydu. Karun da amcasının çocuk, amca çocuklarıdırlar. Aha. Musa Aleyhisselam'la. Onu o kadın mağaraya koydu. Bu da böyle artık meylettiği gibi Allah ilham etti diyor. Sepete koy, nehre bırak dedi diyor. Yani devirecek demiyor. Fakat bir alim öyle diyor yani. Diyor ki bu sırada bir kadın değil tabii. Böyle ilham etti, kuvvetli bir ilham. Mesela biraz önce herkes ümitsiz ve hatta koca bir teşkilat benden yardım şey yapıyor. Pat diye bu budur. Bu nedir? Allah'ın ilhamıdır. Bu akılla bilinecek şey değil. Peki niye? Siyasetten uzak olduğun için. Yoksa bu olursun. Malum o sepet gidiyor. Sonra işte o hadisi oluyor. Ben oraya girmeyeceğim. Musa Aleyhisselam
Bak her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Tamam abi, kural bu. Bu kural. Bunun içerisinde ben açacağım bu olayı. Her asırda kullanılabilecek bir şablon bu. Evet. Yani ben bu kuralı içerisinde kısayı çözeceğim. Veya çözme çalışacağım. Biraz da burada diyebileceğim kadar diyeceğim. Diyebileceğim kadar. Kısayı tatbik edeceğiniz kısımdan ana hatlarını yine söyleseniz iyi olur aslında. Tamam, kısayı söyleyeceğim. Tatbik edecekseniz o kısımları. Evet o. Ama hangisini tatbik abi. Edeceksem orayı. Söyleyin o kısımları. O kısmını söyleyeceğim. Firavuna girmeyeceğim. O simgedir, semboldür, ritüeldir. Firavun nedir? Onunla değil. Bana lazım olan yere geleceğim. Çünkü Talut ve Calut yapacağım. Tamam. Ama Talut ve Calut'tan önce Musa bilinmesi lazım. Evet abi. Bunu bir yerde Bakara'da hiç... Bakara'da da sıra öyle abi. He? Bakara'da da sıra öyle. En sonunda Talut ve Calut. Evet. Ondan sonra zaten Tevrat ve Zebur. Sıra o. Evet. Şimdi bu sıradan açılmışken bir şey söyleyeyim mi size? Risale-i Nur'u ders yapmanın yöntemi, yani ilk önce ne ile gireceğiz? Çok ilginç ama. Nasıl gireceğiz biliyor musunuz? Ders, konu. Mevzu hazırlarken, mesela bana bir konu söyle. O konuyu hazırlayayım şimdi. Hazreti İsa. İsa konusu. İsa nedir? Şimdi bu şablon içinde. Esma-i Sitte Risalesi var 30. lemada. Sıra hangisidir? Fert. Hayır, ilk. Ferdun, hayır, kayyumun, hakimun değildir. Biz ezberleme kolayımız o geldi. Kuddüstür. İlk önce Kuddüstür. Hayır. Hayır. Adıl var. Adıl var. Tamam. Bu sıradır. Bu kuralla şeyle de konuştuk o kardeşte Maraş. Mesela aynı kural başka bir şeyde uyguluyorum. Hayat mertebesi kaçtır? Birinci mektupta? Beştir. Birinci mektupta hayat mertebesi beştir. Biz nasıl anlıyorduk? Mülkte öyle. Birinci mertebe hayat bizim hayatımızdır. Çok kayıtlarla kayıtlıdır. İkinci hayat mertebesi Hızır İlyas Aleyhisselam'ın. Ne oldu? Bitti. 100 defa daha okusak mıydı? Asıl tefsiri bu kadar olmamalı. Şaşırdın değil mi abi? Evet abi, şimdi şaşırdım. Asıl tefsiri bu kadar olmamalı. Bu mülkteki izadır. 37. sayfa topluyorum biliyor musun? Diyorlar ki izah yapıyor. Diye külliyattan mı çıktım hiç? Sözler 37. Diyor ki mühimlerini ben söyleyeceğim. İncelerin sen istihraç et. 8. söz. 8. söz. Ne diyor? Mühimlerini ben söyleyeceğim. İncelerin sen istihraç et. Bu Talut Canut meselen de ilk defa burada ortaya çıkacak bu evde. Şimdi inşallah nasıl olursa burada anlatacağım inşallah. Külliyatta geçiyor mu abi? Yok değil mi öyle bu tarifle ilgili? Var. 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 Var ama aynı bunun gibi. Mesela bak nasıl var? Hayat mertebesi birinci. Mesela çok kayıtlarla kayıtlı diyor. Bizim hayatımızdır. Hangi hayat? Mülkteki hayat. Tuvalete gidiyorsun. Yemek zorundasın. Üremek zorundasın. Yatmak zorundasın. Soğuktan sıcaktan korun. Bu mülkteki izah. Melekut'te nedir? Çok kayıtlarla kayıtlılar var ya. Terkleri yapamamak bir kayıttır. Şeyh bir kayıttır. Önümüzdeki abiler bir kayıttır. Ama yol gösterirse, yani o sana mutlaka bunu diyor. Ya abi bir tanesi geldi bugün. Abi benim buraya gelmeye aslında gelecektim de abi müsaade etmedi. Bak bir kayıt. İstifade etmesini çok iyi biliyor. Ama demişler ki oraya gitmeyeceksin. Gitmiyor. Kayıt. Mesela televizyonu var mı yok mu diye bir şeyh laf etmez. Kalbiniz kayar laf etmez. Risale-i Nur dinlemeyin derse gitmeyin.
Kitap okumayın kalbiniz kayar. Ulan gavura mı kayar? Televizyonunuz, evinizde televizyon olunca günah kalbiniz kayar değil, kalbinizi tahrip ediyor. Ondan ses yok. Bir sohbeti gidecek bir cemaat bir cemaate. Mesela bana diyecek ki Nurcu, abi ben efendim tarikata gideceğim veya şu cemaate gideceğim. Ya ben hangi vicdanla, hangi kalple diyeceğim ki, hangi kafayla diyeceğim ki gitme istifade etme. 20. lema beni kayıtlıyor. Çıkmadım mevzudan, mevzudayım. 20. lema beni kayıtlıyor. Diyor ki Müslümanların kimden ve nereden olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır. Aman bana gelsinler, benden ders alsınlar, bana sevap kazandırsınlar demek nefsin ve enaniyetin bir hilesidir diyor. Ben hatta tam tersini söylüyorum. Şimdi de söylüyorum Zeytinburnu'na çok duymuşsunuz. La niye geliyorsunuz yani? Tam da samimi söylüyorum ben blöf yapmıyorum. Gelince benim ne kârıma giderken para mı bırakıyorsunuz? Yok. Çay içiyorsunuz zarar bana. Tuvalete gidiyorsunuz su kullanıyorsunuz kağıt kullanıyorsunuz zarar bana. Abdest alıyorsunuz zarar bana. Bana ne kârıma? Ben niye diyeceğim ki sana kardeşim aman gel. İhtiyacın varsa geleceksin. Değil mi? Varsa ihtiyacın adam Belçika'dan geliyor. Siz Çorlu'dan geliyorsunuz. Geleceksin kardeşim. Niye? Ben her şeyimi bıraktım geldim. Ben bedavaya da etmedim ki. Siz belki de şu yanda bir saat bir ders dinleyeceksin veya 45-50 dakika. Ben oysa 30 senemi verdim. Lütfet de sen yarım saatini ver. Ben 30 senemi verip alacağım bir şeysi bir de sana yalvaracağım al diye. Alma. Senin ihtiyacın yok. Alma kardeşim alim olma canım. Yani senin gibi adamın alim olacaksa başa bela olur bu millete. Merhametli ve şefkatli olacaksın. Alim ol. Kucaklayı olacaksın, kucaklayıcı, alim olacaksın. Asır abi ders anlatıyor Zeytinburnu'da. Diyor ki, adam ta da Yalıköy'den geliyordu. Beni gösterdi, bizim de hava 1500. Ondan sonra ta 100 kilometreden geliyor falan diye biri çıktı. Ben Avusturya'dan geldim abi. Önümde sadece derse gelmiş. Sadece derse gelmiş. Evet, Avusturya'dan geldim. Bizim hava indi yani. Abi dedi, ben Avusturya'dan geliyorum. Bak ateş bastı. Kardeşim, Müslüman Müslümana merhametli olur, şefkatli olur, kucaklayıcı olur, affedici olur, mutlaka içinde bir yeri olur. Bir tanesi ne dedi, bunu da sadece şu cümleyi söyleyeyim, bunu dayanamayacağım, bunu söylememiş. Derse birisini getirmişler, bilmiyordum kim olduğunu. Giderken demiş ki, nasıl buldun, ne dedi biliyor musun? Ben bu derste, hatırlıyor musun? Ben bu derste, bu şey ders demiyorum. Bu hocanın sohbetinde, kim ise siz hayal edin. Bu hocanın sohbetinde anladım ki, bu dinde benim de yerim var. Bunu anladım dedi. Bu dinde benim yerim vardır. Benim de yerim var. Bu kanata geldi bana dedi. Bu İslam dinde benim de yerim vardır. Cümleyi anladın mı abim? Evet. Maşallah. Ondan bana söyledikleri zaman anladım biliyor musun ben? Mübalağasız yani duygulandım demiyorum, muyalar demiyorum. Ağlattı beni bu. Bu hocanın bu sohbetinde anladım ki bu İslam dininde benim de yerim de var. Kucaklayıcı olacaksın, bağnaz olmayacaksın, geçimsiz olmayacaksın. İnsan Allah'ın verdiği hürriyeti şeriyesini kaldırıp aman buraya gitme şöyle. Ya bırak istifade etsin herhalde. Müslümanlar nereden ve kimden olursan istifadesi taraftan. Neyse gelelim konumuza. Ya sadece laf yeterli mi o için? Sirayet de vardır değil mi abi? Tabii. Bunu, ama bu masada denmiyor işte. Orada otururken deniyor. Ben gençken abiler ders yapıyordu bu masada. Ya abi böyle dedi ya. Siz de diyorsunuz. Ya şunu da söyleyeyim. Olmuyor işte. Denmiyor burada. Ya inanet bırakmıyor. Ya taassup bırakmıyor. Ya kültür bırakmıyor. Ya İşte size sahiplilik var ya tavuk civciv derdi var. Tavuğun derdi civciv. Olmuyor işte. Ama denebiliyorsa ben bir şartta gördüm. Enfüse geçenler diyebilir. Şimdi mertebe-i hayat 5'tir. Birinci tabakayı hayat. Çok kayıtlarla kayıtlanmış diyor. Bizim beşeri hayatımızdır diyor. Bu mülk ciheti. Bak öteki kayıttan bahsettim şimdi bak. Bu mülkten geçme lekuta. Ne kadar kayıtlar var. Bunu demesi de ilginç abi. Yani bizim hayatımız dese yeterli zaten.
çok kayıtlarla kayıtlıdır demesi zaten de biliyor. Zaten. Demesi çok ilginç yani. Çok ilginç. Aslında yani orada başka bir şeye de arayın diyor yani aslında. Zaten söylüyor. Kendini tetkik ve tefekkür ederken inceden inceye. Hangi kayıtlarla diye bir sor kendini. Çok kayıtlarla diyor. Hangi kayıt ben orada? Orada sor. Ondan sonra dördüncü tabakaya hayat yaptık. Şeyde bir parça Salih kardeş şu anda yayına girdi. Bu sabah attım. Sesli ders var. Dördüncü tabakaya şöhede hayatı. Bir bak yani çok ilginç ama bazılarını kestim. O olmaz yani. Ortalık karışır şimdi. Şehit ve şahitten girdik. Allahu Ekber. O mülkten girdik, melekute gittik. Şahit, şehitten üstün. Peki, Risale-i Nur bambaşka. Tuhaf. 30. lemada o esma sıralamasıyla ders şekli yapılmalı. Bütün dersler o sıralamaya. Yani mesela ilk önce istiğfar yani günahlardan duvada da öyle. Duvaya paldır küldür giremezsiniz. Mesela kaldırdık. La ilahe illallah ve ahdehu la şerike lehü mülkün hamdü yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yemut bi ilmin hayr ve huve ala kulli şeyin kadir ve ileyhin masir. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Amin. Ya Rabbi cenneti nasip et. Ya Rabbi günahlar böyle olmaz ya. Böyle olmaz. Yani olmaz derken bir günah şeyi yok da usul. Bir, istiğfar. Selatü selam. Sonra istek yok. Sıyrılmak. La ilahe'den başlayacağız. İllallah'tan çıkacağız. İlk önce putları terk edeceğiz. Duada. Ya Rabbi gerek fiilen, gerek hissen, gerek düşünce itibariyle her ne ki benden sadır olmuşsa, sen de buna razı değilsen, bildiğim bilmediğim, hatırladım hatırlamadım, hepsinden tövbe ediyorum Allah'ım. Tövbemi kabul eyle. Tövbeleri yap 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 sonra isteğe geç. La ilahe yapıyorsun sonra illallah. Sonra istekler. Sonra cennette cemalinle vesaire ne sararsan sayarsan say. Hasan bu anlatım şeceri yıkat sırası ne göre olabilir mi? Aynı. İstiğfar yani istiaze olabilir mi Hasan abinin yanına? İstiğfar hani şundan şu yaptığımdan sığınıyorum o da olur mu? Aynı. Final. Aynı şey olur mu? Sonra istiaze. İstiğfar ilk önce sonra istiaze. Sonra mı istiaze? Öyle geçiyor sırada. İstiğfar ve istiyaz. İlk önce tövbe. Adamı kahrediyor, öldürüyor tövbe. Şeytanı. Peki. Sonra adını mı kullan diyorsunuz? Yani evet. O. Sıra o. Adalet sen şey mi zannediyorsun? Hak sahibinin hakkını vermek. Muhakeme ve muvazene. Hak sahibinin hakkını vermek bir. Muhakeme ve muvazene. İki. Siyak ve sibakı gözetmemek, mesela denilmeyecek şeyleri demek, denilmeyecek de şeyleri demek, denilecekleri dememek, adalettir bu. Mesela çocuğa davranış şekli adaletli olması lazım. Tamam. Sonra bu mülktür yani adalet. Ferde geçiyorsun, meleküte geçiyorsun. Hakem var. Hakem. Yani sistemin bütünlüğü, sonra fert değil mi? Fert. Sonra enfüse geçiyorsun. Sonra hayat. Sonra hayat da zirve buluyor. Yani şey, mahiyet insaniye birdir, inkısamı gayri mümkündür. Zirve yapıyorsun, sonra bütünselliğe geliyorsun, kayyum. Sonradan gene salatu selam çıkıyorsun işin içinden. Yani ders şeyi... Ana başlıkları böyle atacaksın yani. Kudu, bu dersin kudusu nedir? Günahlardan kurtulmak da kudustur değil mi böyle? Öyle yaz aşiyesinde. Yani arınma. Yani bir kere ders oturduğun zaman başkasına hitap eder ki kudus bu. Bu beni temizlemek sebebi olacak. Yani öyle haletin olacak. Yani cemaata bir cakka yapmak için, anlatmak için değil de bu benim arınma dersim.
bizim arınmamız, şahs-ı manevimizin arınmasına sebep olacak. Kudüs, Kudüs'te başlamak. Allah böyle başlıyor çünkü. Peki, Musa Aleyhisselam'ın kıssası, o lazım olan miktar şey söylüyorum. Bir, ordusunun başına geçiyor. Ordu dediği millettir. Öyle bir eğitim, bir ordusu yok. Yok. Halk kendisi istediği başına geçirdi. Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam anlatıyorum. Sonra onları yönetmeye kalktı. Bunu belirledi Firavun. Ondan sonra üzerine geleceği zaman oradan zaten Allah söyledi. Çık dedi buradan. Şehirden. Şehirden çık dedi. Önünde Kızıldeniz. Arkasında Firavun. Ne yapacak? Ya Musa, asanı suya vur dedi. Vurdu. Yani Musa tedirgin oldu diyor. Tedirgin olmuş. Çoluk çocuk geldi suya. Şimdi biz asayla denizi açtık diye rahatlıkla koltukta dinliyoruz. Onun açılacağını bilmiyordu ki. O rahatlıkla dinliyoruz. Buradan zevk edebilmen için gözünü kapatıp hayal edeceksin. Kızıldeniz'de etrafında çoluk çocuk, arkanda Firavun kesecek. Önünde boğacak, arkası kesecek. Bu aletle yani. Şu anda Musa açıldı. Sonucu bildiğimiz için filmi zevkli seyredemiyoruz. Bir filme gitseniz, tekrar aynısını seyretseniz o zevk olmaz. Çünkü başı seyrekken sonu biliyoruz. Şu anda kısa Musa'sını anlatırken şu an etkilenmiyoruz. Ama ne diyecek diye merak ediyorsun tabii. O var yani. Heyecan katan o. Şu anda o. Mesela Tarık Canlut'u merak ediyorsun. Kısayı biliyorsun. Çünkü biliyoruz şöyle olmuş, böyle olmuş. Ama onu bu asırda uygulanışına merak ediyorsun. Musa Aleyhisselam kısası bu. Sonra nasıl bir halet? Ya Musa istedi, vahyetti. Asanı vur dedi. Vurdu o asayı. Milletin verdiği asaymış. Gece karanlığı. Millet vermişti onu. Şeyi bilmiyor değil mi? Millet asanın işe yarayıp yaramayacağını bilmiyordu. Yok, ne işe yarayacağını bilmiyordu çünkü. Ya Musa dediler. Ya oralara girmek istemiyorum da tete. Ya Musa dediler. Bizim geleneğimizde başımızdaki kişi bizim onayladığımız geçmişten gelen bir asa var. Büyüklerimizden kalma. Veli nimetlerimizden. Bu asa rastgele bir odunu oymadılar yani. Al sana bir çubuk, al bunu. Yani tabutu sekene giriyor. Evet, al bunu dedi. Bu bizim geleneğimizdi. Sana emanet ediyoruz. Senindir. Seni artık, seni öyle görüyoruz. Halkın içindeydi o asa. Verdi ona. Verdiler yani. Efendileri. Kavmin önde gelenleri. Verdi. Bunu ilk defa biliyorum. İlk defa duyuyorsun. Yani bir geleneği, gelenek varmış toplumda. Bu asa veriliyormuş yani. Bir kutsiyeti varmış yani. Tabii, böyle bir şey. Yani bu sihirli mutan asa, aynı asa. Aynı asa. Topkapı Sarayı'nda Hazreti Musa'nın asası diye bu olmuyor mu? Yani inşallah odur. Ben şey yapmadığım için. Ben gördüm abi, iki defa gördüm. Hazreti Musa'nın asası diyor abi. Ha, o zaman doğrudur. Sonra bunu vuruyor, açılıyor. Ama Allah dediği için. Yürüyor. Malum arkasındakiler de girmeye çalışıyor. Boğuluyor. Her bir ayetin mutadit manası var. Her bir mana küllidir. Her aslında efradı bulunur şablona, yönteme bu olaya at. Ben ne yapacağım Musa'yı? Ben Musa mı olacağım? Peygamber olacak halim yok. Tevrat da gelmeyecek. Kızıldeniz'e. Peki bana niye okutturuyor bunu? Her asırda bir firavun var diyor. Onun karşısında da bir Musa var. O Musa'nın elinde de bir asa var. Bir de deniz var. Arkasında çar na çar bir düşman var. Ondan sonra diyor ki 20. asırda, şimdi bu zamanda şey yapıyorum, 2016. Ya X hadise, arkanda
bir firavun var, gelenek rejimi var 100 sene. 1918'de başlamış, İttihat Terakki ile başlamış, Kemalizmle devam eden bir firavun var, bir rejim var. Gene mahkemeye verecekler ha. Gene zaten yakında verdiler gene. Bizim hiçbir zaman bitmez ya. Ondan sonra bir gelenek var yani. Bir gelenek var. Arkanda acımasız. Önünde de hadiselerin akıcılığı var. Hadiseler akıyor. Öleceksin. Ya öleceksin. Müdafaya geçersen. Müdafaya geçen bir insan, bir millet ölüme, helak olmaya mahkumdur. Allah ne dedi? Cihatta hayat vardır diyor. Bir de kısasta hayat vardır diyor. Eğer bir millet savunmaya geçer, bir insan savunmaya geçerse o millet ortadan kaybolmaya mahkumdur. Türkiye 70-80 seneden beri savunmaya itilmiş. Ben askerlikte de şey görmüştüm. Bütün eğitim savunmak üzerine kurulmuştu. Taarruz yoktu hiç. Savunmak var hep. Hep bize hücum ederlerse hiçbir millet böyle ayakta olamaz. Amerika baksana her sene bir savaş sebebi çıkarıyor. Bir işte çıkarmadığı zaman bak işte batıyor şimdi. İsrail devamlı savaş sebebi çıkarıyor. Tamam. Yani batmaya şeydir. Şimdi arkada bir dayatıcı bir rejim var. Kastetmiş sana. Önünde bir hadise var. Acımasız hadiseler var. Nehir. Asa halktır. Halk. Halk. Halkın temsilciliğiydi zaten asa. Bir daldan koparıp da kırıp da Hazreti Musa almış bir asa değil bu. Bir gelenek vardı halk şeyde halkta. Halkın şahsı manevisini temsil ediyordu. Musa bu asırda bu 2016'da bir şahs-ı manevi, Müslümanların şahs-ı manevisini bir avuçtular. Ama samimiydiler. Tesanüt etmişlerdi. Böyle Allah'a karşı samimiydi. Allah da nusretini esirgemedi diyor. Ondan sonra o halk bir gelenek vardı. O geleneğin temsilcisi olan, yani bizim geçmişimizi bu temsil ediyor. Yani onun sana simge olsun. Verdiler. O ya Musa asanı at, tamam mı? Karşıya geçti. Ya filane, arkanda ordular geliyor. 15 Temmuz muydu? Askeri bir şey seni öldürmeye geliyor. Önünde korkunç hadiseler var nehir. Lan ne yapacaksın? Halk asadır. Musa asasını halkını hadiselere vurdu. Asa halktır. Çünkü halk verdi asayı. Halkı temsil eden asadır. Ve eline vermiş ki milletin unutma diye. Bu milleti görüyormuş devamlı. Çünkü padişahlar asasız olursa hep kendisini görüyormuş. Zevk sefada kalıyormuş. Asayı görürse ha, bu asa mı? Hiçbir şekilde yatağının da kenarına koyuyorlarmış yaptığı zaman. Milleti temsil ettiği için milletini unutmayacaksın. Yatakta da koyuyorlarmış. Orada da zevk sefa yok. Asa, asa tepesinde asa varmış. Kalkıyor asa. Tuvalete kadar gidene kadar asa. Geliyor namaz kılacak. Önünde kıplı şey olacak. Dikiyormuş. Onun önünde namaz kılıyor. Hep asa. Yani hep millet. Millet asadır. O sihirlerde daha iyi göreceksiniz. Ya X asanı, milletini hadiselerin üzerine gönder. Yar ve muvaffak oldu. En büyük sihir bu zamanda medya. Be. Evet. Medya ile o asa mahvetti yine. İkinci kıssası. Allah diyor ki Celle Celaluhu bir manada sihirbazları malum koydular kıssada. Musa hafetti. Canavar oldu hepsinin asaları. O da bir kavmin temsilcileriymiş. Bir de bilmediğiniz şu zannediyorum şu var. Firavun kendi kavminin sihirbazlarını toplamadı. Yedi düvelleyi bütün böyle
bilinen coğrafyadaki sihirbazları toplamış. Hazreti Musa'ya karşı. Musa'ya karşı. Musa tekti. Yedi düvelle diye geçiyor. Yani Musa kendi kavminin sihirbazlarını sırf değil, bütün o coğrafyanın sihirbazlarını toplamış. Ve hepsinin bir özelliği ayrıymış asasının. Her bir asa kendi kavminin geleneğini taşıyor. Mesela bu dersi dinleyen veya beni yeni tanıyacak ne diyecek? Bu kim adam? Bak gelene bak. Bu adam falan adam. Bu Hasan. Kim bu? Zeytinburnu dershanede. Ne iş yapar bu? Vakıftır. Bak asayı anlatıyorum. Asa benim asam. Peki bu Zeytinburnu neresi? Kimdir ya? Rüştü Tafral ve Zübeyir abi. Zübeyir Gündüz abinin devamı. Bir geleneğe bağlı. Bir geleneği olmayınca tevarüsen ustattan gelen bir ruhu nasıl, kim nakledecek? Ortadan başlayan bir şeyle orada bir ruh olmuyor. Bir grup düşünün, bir adam, ben dershane açtım. Tamam, bir dershane açtım, ben buradan ben kurdum. Olmuyor işte. Adet ilahi var. Bir geleneğin tevarüsen deniliyor kelime. Tevarüsen. Efendim ne yapması, şey yapıyor onu. Taşıyor. Yani ustadın Sübeyir abi. Ya asayı anlatıyorum benim asa. Beni kim dinler asayı? Sopayı nasıl vuruyorum? Bak bir ustad Sübeyir abi. Asanın büyüklüğünü anlatıyorum. Yüksekliğini. Sübeyir abi, Rüştü abi. Ben şu anda onun yaşlısı olarak ben varım. Şu anda böyle bir asa var. Yani Hamza kardeş, dedesi var, babası var, şey var. Öyle bir geleneğimiz var. Çocuklara nasihat ederken diyor ki oğlum bizim bir geleneğimiz var ya, terbiye ya. Çorlu'dayız diye bunu biz yapamayız. Millet böyle yapıyorsa bir geleneğimiz var, bir ahlakımız var, bir örfümüz var. Öyle değil mi? Yani babamız böyle yapmıştı bak. Hemen babaya atlıyorsun, bir babayı taşıyorsun bu tarafa. Onun şair de böyledir, mezar taşları da böyledir. Mezar taşları geçmişi geleceğe taşıyacak, ben olmayacağım. Mezar taşı ya. Mezar taşı yani İslami örf ve adetler. Efendim o niçin uzatıyorum? Uzatmıyorum. Yani kafamızda asa basit bir şekilde var. Onu yıkmaya çalışıyorum. Asa anlayışınızı yıkmaya çalışıyorum. Böyle sihirbazın da Musa'nın, tuhaf değil midir? Musa'nın elinde de asa var, sihirbazın elinde de asa var. Padişahların elinde de kılıç varmış. Dedelerinden kalma. Tamam. Bir asa bir geleneği temsil ediyor. Bir millet ruhunu temsil ediyor. Attılar şeyi. Orayı anladık mı abi? Yedi düvellenin sihirbazlarını toplamış. Kendi coğrafyası değil. Atınca insandır da bu ya. İnsandır. Haf etti. Korku aklıydır. Haf kalbidir. Ümit de korku arasında ve bir mana, mealini söylüyorum. Musa geri döndü gidiyordu diyor. Hasan abimize bu kadar celalli bir zat deniyor. En kuvvetli belki peygamber. Niçin korkuyor bu kadar en kuvvetli? Yedi düvelle birleşmiş Emre. Diğer peygamber niye korkmuyor da Hazreti Musa? Diğer böyle bir imtihan olmadı ki böyle. Bir şey karşılıyor. Dehşetli bir hadise olmuş mu? Kuvvet güreş yapmıyorlar ki. Mesela Yunus Aleyhisselam balıkta tek başına öyle bir kendi nefsi için korkmuyor ki. Bir milleti temsil ediyor. Orada bir an millet ya yok olacak ya var olacak. Yani Musa yok oldu demek, Beni İsrail yok oldu. Yani Allah'ın dini yok oldu. Allah'ın dini yok oldu. Mesela bir tane sana söyleyeyim. Peygamber Aleyhisselam'la Ebu Bekir Sıddık Gari Hira'ya girdikleri zaman efendim o Süleyka ve kim vardı bir tane Ebu Cehil de var. Ha. Ayakların sesi ve atlar kendileri gözüküyordu mağarada. Şey yaptı. La tahaf, la tahsen, la tahaf, inna Allah'a me'anha. Korkma, Allah bizimle beraberdir. Altına diyor ki, kendisi söylüyor. Peygamber demiş yani, korkma. Ebu Bekir Sıddık titremeye başlamış. Diyor ki, anam babam sana feda olsun içeride diyor. Ya Resulallah, nefsim için korkmuyor. Ben korkuyorum sana bir şey olursa bu İslam, bu din burada biter. O korku görüyor musun? Hamiyet bu. Hamiyet. Kendi için korkmuyor. Korkmuyor. Ben ne korkacağım ki kendim? Ben çoluk çocuğum yok ki. Bende de bir şey yok. Ne olsam ne olacak? Ama bir şeyi temsil ediyorsun. Bir misyonu temsil ediyorsun. Bir geleneği taşıyorsun bayrağı.
Tamam, bana bir şey olursa diyorsun. Yani insan ister istemez düşünüyor yani. Pamuk ipliğiyle bağlı olanlar var, böyle sendeler. Musa Aleyhisselam'ın Hızır Aleyhisselam'la olan kıssasından Musa Aleyhisselam böyle zahir sebeplere ledünni ilme Hızır Aleyhisselam'dan almadan önce sebepler tahtında bazı şeyleri ölçüp biçtiği şeye biraz akli olarak sebeplerle tartıp biçtiğini. Çünkü zahir şeriat şey şeriatçıdır. Zahircidir peygamberler arasında. Tamam. Şimdi geri döndü giderken diyor. Allah peygamberler haf etmez Musa. Ya Musa geri dön. Sen yapmayacaktın zaten diyor. Asanı sen at diyor. Yani sen, ilk önce at dememişti. Geri dön. Asanı at. Biz yapacağız diyor. Geri dönüyor Musa. O garip garip acip acip şeyler koku canavarlar falan oldu. Yutmaya başladı. Çünkü Musa Aleyhisselam asayı attı. O yedi düvellerinin sihirbazlarının sihirlerini yutmaya başladı. Ey asrın Musa'sı X. Yedi düvelle bir yere toplanacaklar. Bir meydana. Sen endişe edeceksin. Sonra bir hadise yapacağım. Mecburen asanı atacaksın. Asa halktır. Asa millettir. Yedi düvelle toplandı. Seni yiyeceklerdi 15 Temmuz'da. Fakat o asayı at diyor. Yere at. Halkı sokağa çıkart. Sokağa at. Sokağa at. Asanı at. Asa zaten millettir. Asanı at. Meydana at. Onlar meydanı zapt etmeye çalıştılar. Kimler? O coğrafyanın insanları değil, yedi düvelle gelmişti. O asanı at, nasıl yuttu o asa? Peki, Musa Aleyhisselam'ın muvaffakiyeti askeri midir? Hayır, asa ile yuttu. Halkı yuttu. Yani asrın Musa'sının da asası olan her şeyde ifadede halka dayandığını, halkın temsilcisi olduğunu, halk için var olduğunu ifade ediyor. Çok ilginçtir. Evet. Bilerek veya bilmeyerek. Bunu, bu kısayı yaptık mı? Şimdi esas mevzumuza geliyoruz. Yarım saat esas mevzumuzdu. Peki bir saat oldu mu? Demeyesiniz bir saat oldu. 37 dakika. 37 dakika olmuş. Güzel. Peki. Tarut, Carut hazır mıyız? Hazırız. Kısayı mısayı anladık mı abim? Araf 117. Biz de Musa'ya bırak asanı diye vahyettik. Bir de ne görsünler bütün o sihirbazlar. Bu onların bütün uyduruk. Yani o gelen yedi düvelle var ya Türkiye'nin üzerine kabus oldular gece 15 Temmuz'da. Bütün uyduruk düzlüklerini yakalayıp yutuyordu. Düzlükleri, uydurdukları. Suni gündemleri, suni güçleri, hakikate dayanmayan varlıkları hepsini yuttu. Kim yuttu? Musa değil. Musa'nın asası. Musa'nın asası, asın Musa'sının elindeki asa millettir. Kepi, bu asa kimindir? Millet kime veriyorsa. Biliyorsunuz her şeyin iki ciheti var. Bir mülk ciheti, bir de melekut ciheti. Zahirde o asa millettir, batında asın imamının elindeki hakikat dersleridir ki bu da Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur Külliyatı'ndaki Asay Musa kitabıdır. Asay. Şöyle yapıyormuş ha o şey biliyor musun? Asa biat alametiymiş. Seçi boyu gibi. Geliyormuş böyle kavim sıraya buraya koyarlarmış. O kavmin kabilenin reisi dururmuş burada. Heyet. Ondan sonra halk gelirmiş biat edermiş asaya. Biat simgesiymiş. Koyarmış elini. Kafasına koyarmış gidermiş. Biat ediyor. Beni temsil ediyordu. Bu asa neredeyse halk orada olmak zorundaydı. Çünkü biat etmişti. Peki yapmadı. Onu dişlerlermiş o kavim. Bir daha aforoz edilir. Bir daha giremez meclislere.
Öylesiye o ahdini yerine getirecek. Talut Calut. Tarihi kısalar günümüze de günümüze ışık tutarlar. İmanı zayıf olanlar yolda elenip kaybolup giderken, yani imanı zayıf olanlar, sadakati zayıf olanlar yolda elenip giderken az bir topluluk olan gerçekten iman eden ve cihat eden grup grup zaferi kazanır. Çok az olacak. İlk önce grup çok güçlü olacak gibi gözükecek kalabalık. Fakat hadiselerin gelişmesinde, Talut Calut kıssasını da anlatacağım, gelecek. Davut Aleyhisselam meselesi gelecek. Bir sayfa okuyacağım size. Ondan sonra burada bir kanuniyetle giriyoruz. Mesela bu tarihi kıssalar günümüze ışık tutarlar. Yani imanı zayıf olanlar yolda elenip kaybolup kaybolacaklar giderken az bir topluluk olan gerçekten, burada da bir nehir var zaten. Burada da bir nehir var. Gerçekten iman eden ve cihat eden grup zaferi kazanır. Allah Celle Celaluhu Talut'u size hükümdar olarak gönderdi. Talut. Tamam mı? Daha Davut yok. Talut'u gönderdi. Hükümdar. Irmak'la, yani bizim Talut. Yine Firavun kavmi değil mi abi? Evet, Firavun kavmi. Karşı Calut. Irmak'la imtihan etti. Firavun'da da orada imtihan etti. Yani at asanı yürü. Ya nasıl yürüyeceksin? Halkına güven, yürü diyor. Ya Musa, asanı at. Onunla yürü. Ondan sonra çok tuhaf değil mi? Asayı attı da su onu götürmedi. Asayı vurdu, gitti. Nasıl olmuş böyle? Vur. Irmak'la imtihan etti. Kim içerse kaybedecek dendi ırmaktan. Şimdi Firavun'a karşı gidiyorlar. Talut bizim komutan. Diyor ki bir nehre geleceğiz. Bizim komutan. Güzel abi. Ondan sonra bir nehre geleceksiniz diyor. Şimdi diyor susayacaksınız diyor. Gevşemeyin var ya. Üzülme. Evet, he? Evet abi. Ondan sonra diyor ki Talut, bu nehirden diyor sakın su içmeyeceksiniz. İçerseniz, mecbur olursanız diyor, doyasıya değil, bir yudum böyle bir alacaksınız. O kadar. Sakın almayacaksınız. Yoksa diyor, o suyu içenler şişecekler diyor. Su neyse içecekler, karnı şişiyormuş, cihattan geri bırakıyormuş. Cihattan bizi alıkoyan ve cihattan bizi koparan, kendi halimize düşüren şey nehirmiş. Bak rivayette, hadiste ve ayette o nehrin ne olduğunu anlıyor musunuz? Herkesin nehri farklı. Kimisi ne, yani mal. Kimisine o nehir şöhret. Kimisine zevk tuzakları çeşitlilikleriyle. Kimisine para. Kimisine bilmem ne. Yani o nehirden içmeyin. İçerseniz şişersiniz. Ve maksadı ala ve hedefinize ulaşamazsınız. Yani cihat yapamazsınız. Uyku ve yorgunluk basar diyor. Uyku ve yorgunluk basar. Hakikaten öyle oldu. Peki bunu ne yaptılar? Çoğu su içti. Devre dışı oldu. Peki Talut'un askerleri ne yaptı çok az? Endişe ettiler. Sonra Talut dedi ki Allah'ın adetidir. Allah'ın dediği gibi yaşayan topluluk az dahi olsa çok topluluğa galip gelmiştir. Allah böyle diyorsa dedi, galip geleceğiz. Çünkü diyor tarih bunlarla doludur dedi. O az grupla kim içerse kaybedecek, eliyle bir avuç içen istisna dedi. Eliyle bir el. Bir, bu da bir doymaklık ya. Yani meşruya kanaat et. Helaline kanaat et. Hanımına kanaat et. Kazandığın paraya kanaat et. Yani bir maaş bana yetmez deyip de ikinci bir işe atılma. Bir tane iş sana yeter. İkinci işe atlama. Çünkü ikinci işe atlarsan ne çoluk çocuğuna zaman ayırabilirsin, ne cihattan ne kitap okumaya. Çünkü kafa kalmaz. Bir tane iş yap diye. Çünkü bir işe ayırıyorsun ömrünün bir üçte birini.
ömrünü üçte birinde evine ayırıyorsun, üçte birinde dava ayırıyorsun. Eğer iş üçte bir, üçte iki yaparsan ya çoluk çocuğuna zaman ayıramayacaksın ya hizmete ayıramayacaksın. Üçte üç ya. Bir, iş üçte bir. İki, üçte bir ailen, çoluk çocuğun eğitimi, nafaka vesairesi. Üç, üçte bir davan. Peki üçte bir. Üçte bir iş yerine bir tane de iş yaparsan, üçte iki iş. O zaman bir tane kaldı. Ya davana zaman ayıramayacaksın ya da ailene. Bugün ailelerdeki, Müslümanlardaki sıkıntının sebebi var. Bir tanesi bu. İkinci ek iş yapıyor. Çünkü niye? Bir sürü yerde borcu var. Niye borcu var kardeşim? Kadın diyor ki mesela, karnıma da istemem, sırtıma da istemem, gelin olurken, kız iken aldığımız bu hali, bu halı diyor, yeni alacağız diyor. Lan ne var bu halıda? E peki bu adamı dayatırsan, bu adam bu halıyı alamıyor bu maaşla. Ek iş yapması lazım. Ek iş yapınca ya davasına zaman ayıramayacak, ya sana aileye ayıramayacak. Halı için kocanı dışarıya atıyorsun. Sonra da benimle ilgilenmiyor. Olmuyor. Yani bir avuç içen istisna diyor. Bakın anlıyor musunuz? Meşru helaline kanaat et. Yoksa şişersin. Su nedir, deniz nedir? Risale-i Nur'da simgedir. Deniz yaşadığımız dünyadır. Şu dünya hayatı küre-i zeminimiz, denizimizdir. Nehir ise Risale-i Nur'da ve İslamiyet'te anladığım, gördüğüm kadarıyla simgesel bir tabirdir. İslami yaşantımızdır. İslami hayat. İnsanın da vücudunun %76'sını su teşkil ediyor. %76'sını su teşkil ediyor. Peki bu unsura ne darbe vuruyor? %76 oruçla, susuzlukla darbe vuruyor. Ustad Bediüzzaman Hazretleri de nefsin diyor firavunluk cephesine darbe vurur oruç ile. Demek ki firavunu nehirde boğan oruçtur. Yani insanın %76 su bedensel unsuruna darbe vuran oruçtur. Firavunluk tarafına darbe vuruyor. Demek ki o Talut'un ordusu içinde olan insanların nehirden geçip boğulmaları Musa Aleyhisselam'ın şeriatına uymayıp üç tane sıfattan mahrum kaldıklarıdır. Nedir o? İhlas, sadakat, vefa, ahde vefa yapmadılar. Dolayısıyla o nehri geçemediler, boğuldular. Firavun da dikkat edersen o da nehirde boğuldu. Bak, Talut'un ordusu da nehirde boğuldu. Firavun'un ordusu da boğuldu. Peki o nehir neydi? Nehir bedensel, yani İslami hayattır. Buna darbe vuran oruç hayatı Müslümanların ihlasını, sadakatını, vefasını en güzel gösterenlerdendir. Cihat biter. Senin üzerindeki dava arkadaşların basar geçer, onlar fetih yapar da sen hala uyanamazsın. Ha. kim içerse kaybedecek, eliyle bir avuç içen istisna, çok azı içmedi. Çok azı. Ne diyor biliyor musun? 264 Emir'de bir. Ne kadar az dahi olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. Kimler? Bir kısım İhlas, sadakat, tesanüt sırrına sahip talebeler diyor. Bir kısım ihlas, sadakat, tesanüt sırrına sahip talebeler bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. Allah'ın adeti ile bilek değil, Allah'ın kuralı ihlas, sadakat, tesanüt zemininde icraat yapıyor. Ne dedi burada da? Aynı. Çok azı içmiyor. 300 kişi 3000'e nasıl galip geldiyse. Evet. Allah'ın huzuruna varacaklarına inananlar nice az topluluk Allah'ın izniyle çok topluluğu yenmiştir. Davut Aleyhisselam Calut'u öldürdü. Bunun içinde ben öz yaptım. Bunun içinde askerlerin içinde bir tane şey vardı.
çoban. Sıskaymış, zayıf bir şeymiş. Şeyin, Talut'un ordusunun içinde Davut varmış. O da devam edeyim. Nasıl? Diyor ki Davut Calut'u öldürdü sapanla. Allah Celle Celaluhu Davut Aleyhisselam'a mülk ve hikmet verdi. Evet abi, aynen öyle. Bundan sonra İsrailoğulları kendi arzu ve heveslerine göre tevil edip değiştirdiler Tevrat'ı. Talut, bak, Yusuf Aleyhisselam'ın öz kardeşi Bünyamin'in soyundandı. Bak, Talut, Yusuf Aleyhisselam'ın öz kardeşi Bünyamin'in soyundandı. Talut'un fakir olmasından İsrail oğulları itiraz ettiler. Bir tane öz kardeşi vardı değil mi abi? Yusuf Aleyhisselam'ın. Bünyamin vardı. Bir tane öz kardeşi vardı. Evet, onun oğlu. O 11 tane şeydi, üveydi onlar. Evet, üveydi. Sorunlu problemler 11 şeye... Evet, Yusuf da şey, Bünyamin'le ikisi kardeşti. Menfi şeye, insandaki 11 menfi sıfata mazhar olanlar üveydi. Evet. Bu Bünyamin şeydi. Bu Bünyamin Yusuf Aleyhisselam'ın öz kardeşi Bünyamin vardı. Onun soyundandı bu Talut. Oğlu da soyundandı. Devlet reisliği için ilimdeki kuvvetini bedenindeki kuvvetten önce gelirdi. Bak, Talut'un. Evet. Devlet reisliği için ilimdeki kuvvetin bedendeki kuvvetinden önce gelirdi. Kutsal sayılan tabut vardı. Talut'un elinde görmeden itaat etmediler. Yani bunu Allah seçtiğini nereden bileceğiz dedi. Onun alameti tabutun ona gelmesidir dedi. Evet. Davut Aleyhisselam'da. He? Davut Aleyhisselam da dedi ki o kavme ikna etmek için onun komutanlığının alameti tabutun ona gelmesidir dedi. Yani bunu sıskaydı bir şeydi ya. Sıskaydı Talut. Öyle. Bu sefer bunu halk tabi yani büyük böyle yükünüş tutacak, mizah tutacak adam beklerken baktı ki sıska zeyf böyle bir şey. O zaman bu komutan nasıl oldu? İşte tabutu sekine ona geldi. Kayıptı, önüne. Kayıptı tabutu. Evet. Kayıptı. Ondan önceki bir savaşta Lut gölüne atmışlardı. Kayıptı, ona geldi tabut. Atmışlardı ya, lanet, gene beni İsrailoğulları atmış. Evet. Ömer atmış yani. Şey Lütfen'in atmışlar. Sana şey diyorlardı ya, hep kazanıyoruz, hep kazanıyoruz. Demek ki öyle değil. Biz hep kazanırız zaten. Ondan değil de bir savaşı kaybettiler. Adetullah kanunlarına uymadıklar için. Hep kazanıyorlardı tabuttan dolayı. Bir savaşı kaybettiler. Hem de çok perişan oldular. Dediler ki alimleri topladı. Biz adam gibi savaşmadık demediler de. Namussuz ya, hep aynı zihniyet, aynı kafa. Biz adam gibi savaşmadık. Savaşın gereğini yerine getirmedik. Gereği gibi silahlanmadık demediler. Dediler ki biz bunun yüzünden kaybettik. Tabut yüzünden kaybettik. O zaman ne yapalım? Tabutu götürelim, atalım. Fakat hiçbiri inanmıyordu bunun gerçek olduğuna. O Yahudi hahamların, alimlerin. Sonra uyanan birisi gitti, beraber attıklarından birisi gitti, çıkardı onu. Sakladı, ondan sonra geldi ona işte tabutlar. İşte dedi ki, o dizildiler, hangisi şey yapacak? Önüne gelirse, dua edelim. Tabut gelirse, kimin önüne durursa, onun çünkü... Halk o tabutu görmedikçe ona itaat etmediler. Meleklerin taşıdığı o tabutun içinde Rabbinizden size bir ferahlık ve sükunet, Musa ve Harun hanedanlarının bıraktıklarından bir kalıntı vardır. Ayet. Veraset. Evet. Ayet. Tabii. Bir de söyler misin ayeti, bir de meal? Meleklerin taşıdığı o tabutun içinde Rabbinizden size bir ferahlık ve sükunet, Musa ve Harun hanedanlarının bıraktıklarından bir kalıntı vardır. İçinde. Vakat ta en son ahir zamanda siyasi Mehdi'ye kadar gelecek, olacak o. Bıraktıkları bir kalıntı vardır. Musa Aleyhisselam'da da var değil mi? Tabut. Evet. Onda da var. O zaten o zaman kalıntı diyor. Zaten Musa ve Harun Aleyhisselam'ın peygamberliğin özelliklerini taşıyan sandığa koymuşlar zaten. Ayet, evet. Ayette söylüyor. Musa ve Harun'un diyor kalıntıları var. Ondan önceki peygamberlerin de var. Var yani peygamberlerin. Benim hatırladığım kadar Adem Aleyhisselam'ın bile alameti var. Beri, evet, var. Kutsal sayılan tabut, Talut'un
elinde görmeden itaat etmediler. Bu tabutu melekler taşıyordu. İsrailoğulları bu tabutu savaşlarda önlerine koyup güç alıyorlardı. Tabutun o zamanda içindekilerden... O tabutta Adem Aleyhisselam'dan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bütün peygamberlerin peygamberliğinin mukaddes emanetleri vardı. Musa haseten, Musa Aleyhisselam'ın papuçları vardı, ayakkabısı. Harun Aleyhisselam'ın sarığı vardı. Harun Aleyhisselam'a fesat ve belagat verilmiş, onu simgeliyor. Musa Aleyhisselam'ın papucu da Musa Aleyhisselam'ın şeriat temsilcisidir. Yere basması, yani şerii, İslamiyeti, amel hayatını simgeliyor. Zaten ondan nehir en geçti. Nehir de İslamiyeti simgeliyor. İslamiyetin de en son çizgisi de orucu simgeliyor. Oruç da neyi simgeliyor? İhlas, sadakat, vefayı simgeliyor. Şerii. Harun Aleyhisselam hikmet sahibiydi. Belagat ilim. Belagat ilim vardı. Sarık o verilmiş. Mesela nur talebeleri beyaz sarık sarar. Kimler? Nur talebeleri. Siyah niye sarmazlar? Eskide medreselerde okutulan okullarda, medreselerde teneffüse dışarı çıktıkları zaman alimle talebe nasıl ayırt ediliyordu? Alimler, müderrisler siyah takardı. Talebeler beyaz takarmış. Hakikaten karitede de öyle yani. Beyaz kuşak, sarı kuşak, tamam mı? Biraz meşgul olduğum için. Siyah kuşak var değil mi yani? Evet. Şimdi sarık da bu çok ilgimi çekmişti. Tağut'a inandılar. Çünkü tabutu melekler ona verdi. Bu sefer ırmakla imtihan oldular. Yani bakayım ne yapacaksınız? Halkı 15 Temmuz'da o ırmağa imtihan etti. Bakayım kim nefsini, kim arzusunu, kim malını, mülkünü, canını düşünecek? Yani bakalım kim böyle içmeyecek? Her şeyini, canını, malını, çoluk çocuğunu da şey yaparak ortaya atılacak. Tamam. Tağut'a inanmadılar, yani inanmadılar adama. Hakikaten inanmadılar. Bu şudur, hırsızdır, bilmem nedir, şudur, budur dediler. Ama inayet hep buna çalışıyor. Yani tabutu görmedikçe Osman inanmadılar. Tamam mı? Çok ilginçtir. İnanmadılar. Tabutu görelim önüne. Tabut olması demek muvaffak oluyor. Zaten efendim abi. Tabut yani Risale-i Nur'un desteklemesi, nurcuların. Artık içini dolduralım bak mesela. Şimdi her yani bu böyledir ya, bu kimsi ya, bu böyle zayıf uzun boylu falan imiş böyle şey talun. Tamam, bir bakıyoruz ki tabutu sekinet. Tabutu sekinet ne demek? Rivayette, hadiste geçiyor ki her aleyhinde olanı lehine dönecek diyor o zat. Her aleyhinde olan gözükeni lehine dönecek. Kimin elindeyse değil mi? He. Ama lehine dönecek kimin elindeyse. Şimdi millet şüphe ediyordu Talut'tan. Yani millet şüphe ediyordu. Bu mu yani bizim şey? Ama melekler getirdi tabutu, önüne koydu. Komutan olduğunu tescil etti. Tescil etti. Şerî yani, semavi yani, bir melaike. Ama yine kalpleri kanaat etmedi. Risale, çoğuştu. Risale'nin bastırması da bir cihette tabutu... Tabii bunlar çeşitli. Risale-i Nur Diyanet'in eliyle basıldı. Müslümanların koşu yapıyor. Hakikaten yani bir insanın normal bir, ben psikolojiciyim ruhsal, yani bin derken kendi çapımda, bir insanın bu şartlarda, bu şartlarda normal psikolojisi, böyle bir liderin olabilmesi imkanı yoktur. Çökmesi lazım. 15 Temmuz hadisesini geçirdikten sonra bir an, bu olaylar oradan mı 7 düelliyle karşı karşıyasın ama... Tabut-ı sekinet elinde olduğuna delil şudur. Bir millet savunmaya geçerse Cumhuriyet'in 100 senesi helak olmaya mahkumdur. Bir insan, bir aile, bir insan da kendisi de, aile de kendine yatırım yaparsa, hamle, hizmete koşturursa, hizmetin içinde olur.
İmanı, insanların imanını kurtarayım derken imanı kurtulur. Yani hücum, yani cihat. Yani akşam derse gitmeyip evde oturmak, televizyonu açmamaya direnmek. Bu mu kolay? Yani bu mu kolay direnmek, televizyonu açmamak? Yoksa derse gitmek mi kolay? Hücum yani. Derse gidersen televizyondan kurtulursun. Gitmesen kurtulamazsın. Savunmaya geçersen ya sağla başıma al maaşı tarzında. Tamam kardeşim namaz kılıyoruz. Bu yani bu bitecek çünkü cepten yiyor. Yani tamam. Demek ki peki tabutu sekinet elinde olduğunu nereden biliyoruz? Şeye geçiyor diyor. Hamleye geçiyor diyor. Tabut verildiğine delil hamle olacakmış. Çünkü nehir savaşa gidiyor. Hemen bu olaydan sonra tabut geldikten sonra cihat veriliyor. Ve nehir. Bakayım nehirden kim geçecek? Bir de sela işi çok değiştirdi abi. 15 Temmuz'da. Evet. Her şeyi yani içinde doldurabiliriz. Devam edeyim. Bu zaman tabutu Risale-i Nur demiştik. Evet, bu asırda Risale-i Nur'muş. Kim elini alırsa muvaffak oluyor. Evet. Kim olursa olsun. Onu söylettirdim işte. Elinden bırakan da... Mesela delili bakın, bazılar bağnaz diyecek bana. Yani ustad diyor ki, ben söyleyeyim siz hayal edin şimdi. Risale-i Nur'a kim ilişirse tokatlarını yerler diyor. Bu kadar basit. Aynen. Gördünüz mü? Cümle bu. Evet. Risale-i Nur'a kim ilişirlerse... Tokatlarını yerler diyor. Kim Risale'ne sahip çıkarsa abad olur. Abad olur. Tersi yaparsa kahriyle berbat olur. Buna delildir. Affedersin yani. Köpek diyor caminin duvarına bilmem ne yaparsa gebermesi gelmiş demektir. İlk önce bu insanın geberesi insanın vatan haini, din düşmanı, münafığın İlk önce saldırması en can alıcı noktaya yaptı. Risale-i Nur sadeleştirmeye yaptı. 2012'de. Yani Mehdiyet ceylanına hücum etti. Bunu yapmayıp, Allah şaşırttı diyemeyelim de, şaşırdı Allah layık olmadığı için. Bunu yapmayıp da siyasi gayesini takip edip hükümetle cidallasaydı belki Nur cemaatinin bazıları ona hala müsbet bakacaktı. Ama ilk önce Risale-i Nur'un ustada rağmen, ustadın istemediği varisleri ve biz hizmetçileri ve Risale-i Nur'daki sari ifadelerle sadeleştirme istemiyor. Çünkü usta Risale-i Nur tabirleri mazi müstakbelden koparmaya çalışan Kemalizm'in tarifetini tamir ediyor. Ne yapıyor? Ecdadımız olan Osmanlı din bağımızı Risale-i Nur tabirleriyle gelenek devam ediyor. Risale-i Nur'un tabirleri sırf bizi eğitmek için değil, geleni, geçmişi, geleceğe taşıyor. Neyle? Bir milletin seciyesi, hissiyatı uslubuyladır, kelamıyladır diyor mahkematta. Kelamla bir insan, mesela bakarsın bu ne kadar dolu bir insandır, ne kadar boş insandır, kullandığı uslup ve tabirlere bakın. Onun için mesela Arabistan'daki, Suriye'deki, Mısır'daki ben dolaştığım için biliyorum oraları. Yani İngilizler tabirlerini değiştirmişler. Kur'an'ı anlamaz hale geldiler. Arap o klasik bir sokak Arapçasıdır. Kur'an değil. Şimdi Risale-i Nur ise bizi geçmişimizle bağlıyor. Tabut-u sekinet olarak söylüyor Risale-i Nur'a. İki, Nuh Aleyhisselam'ın gemisi söylüyor. Risale-i Nur. Hızır Aleyhisselam Hızır gibi yetişti diyor. Musa'nın asası gibi diyor ki Asay Musa demiş. İnsanı tanımlayarak Yunus'un balığı gibi bizi de diyor. Bizim nefsimiz. Tamam. Ya dikkat edersen peygamberlerin simgelerini hep almış. Tabut-u Sekinet Risale-i Nur'dur. Musa'nın asası Risale-i Asay-i Musa'dır. Ona Hızır Aleyhisselam'ın hikmeti Risale-i Nur'dur Hızır. Harun Aleyhisselam'ın şeyi fesahatı ve belagatı. Fesahat ve belagatı buradadır. Azami takva ile şeriat. Musa Aleyhisselam azami takva vesaire. İbrahim Aleyhisselam'ın şefkat ve tefekkürü. Bak bunlar hepsi
onların peygamberlerin simgesel öne çıkan sıfatları. Aleyhisselam'ın tazarrusu, niyazı. Hazreti İsa'nın dimağın yedi mertebesi. Ne? Hazreti İsa dimağın yedi mertebesine herhalde. Evet. Dima. Dima inşa etmesi. Ölülerin dirilmesi. Ölü gönüllerin, imansız gönüllerin, imansız dimaların Kur'an'ın nuruyla dimağını, imanın ziyasıyla kalplerini ihya etmesi. Sudan içenler suyu geçemediler. Calut 300 bin, Talut ise 70-80 binmiş. Arası askeri varmış. Bu başlangıçta yalnızlar. Evet. Yani daha nehir falan yok. Daha yok. Bak zaten söyleyecek zannediyorum aşağıda. Bu vardı. Suyu içmeden bunlar. Süper güçmüş abi. O dönemin çarpıştığı ülke süper güçmüş. Bu Yemen'in Aden Körfezi'ndeki sahilinde yaşayan bir millet, Amerikalılar diye bir millet. Milattan önce bilmem kaç bin yılında gökdelen yapmışlar. Amerika. Amerika'ya da benziyor. Gökdelen yapmışlar. Hala ayaktaymış o gökdelenler. Allah Allah. 16-17 katlı bina yapmışlar abi. Aden Körfezi'nde, Yemen'de sahil böyle bir yer. Ben gökdelen yaptıktan ilk defa duyuyorum. Evet abi. O 11, 12, 17 kata kadar varmış abi gökdelen yer. Şu anda ayakta olanları var. Milattan önce bilmem kaç bin yılı diyor abi işte bu 2000 yıl mı ne milattan önce tam bilmiyorum da. Hazreti Davud'un şeyi. Bugünkü Manhattan'a çok benziyor diyor. O New York'ta dünyayı yönettiği bir yer var Amerika'nın. New York'un bir bölümünü Manhattan diyorlar. Böyle bir Hudson Nehri miydi? Hudson Nehri ile okyanusun birleştiği böyle bir yay yaptığı bir yer var abi. Orada o yayın bu tarafı da deniz, bu tarafı da deniz ama bir yerde karayla bağlantısı var kuyruk gibi. Bura komple çok yüksek şeyler, gökdelenler. Buradan dünyayı yönetiyor Amerika. İşte bugün Trump Tower falan filan bu Trump'ın falan şeyi orada yani Manhattan'da. Yani Amerika'nın kalbi orası Manhattan. Aynı oraya benzer bir yer abi burası da o Yemen'deki. Allah Allah. Başlangıçta onlar Talut 300 bindi, Talut ise 70-80 bindi arasıydı. Suyu içmeden idiler bunlar. Bunlardan da çoğu içti. Yani elendi. Evet. Dünya hayatını sevenler ölümden korkarlar. Yani dünya hayatından insan niye şey yapar? Elindekilerin kaybetmek istemez. Şimdi ama burada orası için çalışanlar zaten neresi için çalışıyorsan servet orada. İnsan Almanya'da veya yurt dışında olsa gurbette çalıştığı parayı Türkiye'ye yatırım yapsa diyelmek ister. Ama adam çalıştı orada yese veya orada yatırım yapsa gelmek istemez. Niye? Zaten orada yatırmış yapmış. İnsan çalıştığı yere gitmek ister. Yani servetinin olduğu yere gitmek ister. Yatırım yaptığı yere. Evet. Dünya hayatını sevenler ölümden korkarlar. Dünya sevgisi ve ölümden tiksinti olanlar. Davut Aleyhisselam Calut'u öldürdü. Sapan taşıyla. Davut Aleyhisselam Calut'u öldürdü. Sapanı atan Talut değil miydi normal? Sapanı atma özelliği. Hı. Sapanı Davut atan... Davut Aleyhisselam atıyor. Davut Aleyhisselam atıyor. Onda o özellik var ama kılıç öldürüyor abi. Sapan taşıyla diye zannedersin. Yok öyle değil. Şöyle bak. Şimdi Talut komuta. Tamam. Bu seçilmiş komuta. Evet. Şeyle tabutla. Sekineyle seçilmiş komuta. Fakat bu Davut Aleyhisselam da o sapan atan bir zat. Davut Aleyhisselam'ın bir mertebesi vardı normalde. Yani bir hüküm veya şey mi? Yani ben olarak mı biliniyor? Atan, yani alttan birisi mi? Alttan birisi, demirci. Daha yok. Yani yok ya peygamber. Yok. Yani peygamber olarak. Değil. Hatta çoban. Burada 248. ayette peygamberleri onlara, onun hükümdarlığın alameti tabutun size gelmesidir diyor. Hükümdar, o hükümdar.
Sonra bu olaydan sonra bu hadisenin sürecinde peygamberlik veriliyor. Sonra oluyor bu. Tabii evet. Süreç devam ediyor. Çünkü bu şeymiş yani bir çoba. Ondan sonra bu böyle sapa taşa atarmış. Öyle atarmış ki hem delermiş vurmadı yokmuş. Davut Aleyhisselam atıyormuş değil mi? Evet Davut atıyor. Az önce başta konuştuğumuz değişecek o zaman. Talut. Hayır Talut atmıyor. Talut diye anlattı şey. Hayır Talut öldürmüyor. Talut attığın ama Talut'un ordusu içinde. Talut tamam. Sapan taş atan Davut mudur abi? Davut'tur abi. Bu kesin. Talut'u değil tamam. Abi sapan taşın içindeki de çakmak taşı. Şöyle çevirdiği zaman bu ateşlenip gittiği yeri delerek kesiyormuş yani. Özellikle bu. Evet. Evet. Çakmak taşı gibi evet, şey bir şey geçiyor. Çakmak taşı. Evet. Ama öyle bir atıyormuş ki ısınıyormuş, evet, yanıyormuş. Tamam. Havadayken. Ondan sonra Davut Aleyhisselam diyor, bu net yani bunlar. Evet. Calut'u öldürür sapan taşıyla. Demiri yumuşatana, bu da yumuşatma. Zırh yapma, bu özelliğini okuyorum. Demiri yumuşatma, zırh yapma, kuş ve karıncaların dillerini öğretme, devlet ve siyaset ilmi öğretildi. Tamam. Şimdi, peki... Sapan taşı nedir? Talut'un yani milletin ordusu, millet içinde bir tane Davut'u çıkarttı. Yedi düvelli geldi. Ondan sonra o bir tek şeyle halkına dedi ki sokağa çık. Bir taş. Davut'u mu tatbik et diyorsunuz, Talut'u mu? Uygula sen. Mesela diyelim ki bütün o gidişat hakikaten bir mermiyle de yok olmuş. Sistem değişmiş. Abi yani, şey, evet o Ömer Halis Demir'in evet, mesela, çektiği bir... Demir yani. Ondan sonra yani hiç beklemedikleri bir şeydi çünkü yöneten oymuş. O zaman o Davut gibi oluyor. Hayır olmuyor şöyle. Diyor ki İlk önce öyleydi, evet doğru. Şimdi orada bak bir ordu var. Hangi ordu? Halk. Bu ne yapacak? Bunun içerisinde bir tane şey var. Halk var ya, seçecek. O taş medya diye ben şimdi şey yapıyorum. Evet. Telefona söyledi ya. Medya, bir taş yani. Evet. Böyle bir taş. Medya yani. Buradan bir tek yerden atıyor bir sözünü, dışarıya çık, buradan atıyor. Dışarıya çıkın dedi. Ve Calut'u gebertiyor ondan sonra. O neyi gebertiyor? O taş. Medya. Evet. Diyoruz. Yani şimdi peki burada nedir? Asırda Talut'u bulacaksın. Malum. Yedi düvelle. Rejim. Rejimi devam ettirmek isteyenler. Türkiye'deki rejimi kuranlar, kimisi onlar devam ettirmek istiyor. Lozan'da bu memleketi kim sattıysa, Kemalizm o kurdu. Onlar devam ettirmek istiyor. Bunun karşısında halkın seçtiği bir tane Talut var. Yok halk seçmedi. Halk ilk önce şey yaptı böyle dediler bunu falan öne koydular. Tamam bunun semavi bir delili olması lazım. Şeyi getirdi. Allah ona tabut getirdi. Tabut-ı sekinet. Tabut-ı sekinetin özelliği nedir? Her aleyhinde gibi gözüken şey lehine dönecekmiş. Her aleyhinde olan lehine dönecek. O her aleyhinde, zahirde, aleyhinde olan lehine dönüyorsa bilin ki onda elinde tabut var. Tabut onun elinde. Dikkat ederseniz ben bilmiyorum, biliyor musunuz? Ben biraz takip ettiğim için neyde değil yani. X taraftan da bana söylediler. Yani istihbarat. Mossad inim inim fırıl fırıl tabutu arıyor. Nerede arıyor? Amerika'da aramıyor. Mısır'da aramıyor biliyor musun? Suriye'de aramıyor. Arabistan'da, Mekke'de aramıyor tabutu. Mossad fırıl fırıl Türkiye'de tabutu arıyor. Tabut kimin elinde? Çok kolay. Kim?
kimin aleyhinde her şey dönerken lehine dönüyorsa tabut onun elinde. Peki ne olacak? Boşuna arıyorlar abi. Tabut evet. Formatı değişti. Tabut abdest kitabı bulamazlar. Şimdi tabut risalesi bu. Şimdi ne olacak? Bu içinde daha peygamber olmadan birisi var. Yani Mehdi ilan edilmemiş resmi. Müceddit ilan edilmemiş. Onun taşıyla olay bitince bu peygamber olacak. Sonra ona peygamberlik verilecek. Yani siyasi Mehdi resmen ilan edilecek. Mehdi peygamberliğin temsilcisi ya. Çünkü bu olaydan sonra peygamberlik veriliyor. Ama Mehdi'yi herkes bilmemesi lazım. İlk önce. Sonra hayır. Mehdi Ali Resul değil, siyasi Mehdi. Siyasi Mehdi'yi herkes bilecek mi? Tabii ki bilecek. Çünkü Allah Resulü diyor ki, oturuyorsanız kalkın, kalkıyorsan yürüyün, yürüyorsanız koşun, ona tabi olun. Siyasi Mehdi herkes bilecek tabii. Mehdi Ali Resul herkes bilmez. Bunu ilk defa duydum. Olur mu ya? Siyasi Mehdi herkes bilecek. Şimdi bu tabirler var. Mehdi Ali Resul var, Mehdi var, Deccal var, Deccaliyet var, Süfyan var, Süfyaniyet var. Şimdi ben bir Resul var, Nebi var. Doldurayım. Resul Musa Aleyhisselam gibi kitabı olan peygamber. Nebi kitabı olmayıp önceki kitaplı peygamberin hükmüyle amel eden Harun Aleyhisselam gibi. Deccal ise bütün beşeriyete gelendir, Lenin gibi. Deccaliyet ise o Lenin'in, Deccal'ın rejimidir, komünizmdir. Süfyan ise alemi İslam'ın içinde onun rejimi de Süfyaniyettir. Bunun karşısında, Süfyan'ın karşısında Mehdi Ali Resul eseriyle gelecek, kitabı olacak. Bir de siyasi bir Mehdi var. Siyasi Mehdi nedir? Ustad diyor ki, tevafuklu Kur'an'ımızı basan, Diyanet eliyle Risale-i Nur'u basacak, Ayasofya'yı açacak, şairi ihya edecek, İslami örf adetlere ihya edecek, İttihad-ı İslam'a çalışacak. Şimdi Ayasofya kaldı, bir de İttihad-ı İslam'a. Risale-i Nur'u Diyanet'le basılıyor, olmayacak bir şeydi elhamdülillah. Sonra şair İslami, İslami örf adetlere kuvvet veriliyor. Değerler dersinin ama altında hem Kur'an-ı Kerim dersi okullara girdi, hem de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı siyeri girdi. Şimdi İttihad-ı İslam'ın önünde bir engel var, iki tane. Ayasofya ve İttihad-ı İslam, İslam devletleri. Şimdi bunlar da bir anda olmuyor, zamanla oluyor. Şimdi bak, tabirlerin içini dolduramazsak, bunun üzerine kurulacak doğru düşünce, sihatlı bir düşüncenin neticesi olan sihatlı bir istikamet elde edemeyiz. Bu tabirlerin içini taassubunu kırarak, başkasının cebine aklını koymayarak, duydun, inandın, her şeyi öyle görüyorsun, onlardan sıyrılıp bu lafıma da inanmadan kendin araştır. Mehdi Ali Resul ile Mehdi arasında ne fark var? Bunları bir çöz. Çözemezsen Süfyan'la Deccal'ı da çözemezsin. Bak, Deccal beşer aleminde, insanlık dünyasına geliyor. Süfyan ise İslam memleketinin merkezine geliyor. Tamam? Bunları çözmezsen siyahlı bir netice varamazsın. Ama o da imtihanı kaldırır. Mehdi gelmiş diyecek adam. Şimdi Mehdi geldiyse zaten diyelim ki Mehdi geldi, itaat edecek, imtihanı kaldıracak. O kadar imtihanı kaldıracak şeyler var ki adam hala kalkmıyor. İmtihanı kalkmıyor ki. Yani bir sebep uyduruyor. Mesela elmanın yaratılması imtihanı kaldırmıyor. Mesela bu her şey aleyhinde, lehine dönüyor. İmtihanı kaldırmıyor. Lan bu adamın yaşamaması lazım. Bu çok sırlı ki çoğu karşısında durduğu halde kalkmıyor imtihanı. Yani o kadar imtihanı kaldıracak hadisi var ki herkesin hayatında. Kalkmıyor kardeş. Kalkmıyor. Sırf siyaset nedeniyle kaldıramıyor adam şeyini ya. Mesela geçen diyor 11. kattan bebek abla çocuğu oynatırken düşürmüş. 11. kat. Bebekte hiçbir şey olmamış. Gavuroğlu imansız bir kat
efendim kondakşı olmuş. Paraşüt olmuş, öyle inmiş demiş o zındık doktor. Götürmüşler, hiçbir şey yok. Bakıyorlar 11. kattan kemik diye bir şey kalmaması lazım. Kundak mı diyor? Kundak. Kundak ve şey olmuş. Paraşüt olarak açılmış efendim. Paraşüt beyni vermiş yani çocuk. Bebek de onun için bir şey olmamıştı. Zındık bir şey diyecek de yani. Nasıl demeyeyim zındık? 11. kattan bir paraşüt takımı atmak lazım orasına. Ya Abdullah'ım yani nasıl zındık demeyeyim ya? Bu kadar peki bak ne oldu hani imtihan kalktı mı Osman? Kalkmaz kardeş, bir şey uydurur. Hayatına bak bakalım ne kadar mucizeler var. Nasıl teviller ediyorduk. Şimdi ne kadar gözüküyor. Peki, burada kesiyoruz. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha'tı masalâ vâhâ.